Türkiye ve Libya arasındaki münhasır ekonomik bölge mutabakatı Yunanistan'da gerginlik yarattı. Atina önce Avrupa Birliği ve NATO ittifaklarından yardım talebinde bulundu. Ardından Pontus soykırımı yalanını öne sürdü. Yunan basını ise geçmiş yıllara ait görüntülerle iç kamuoyunu kışkırtmaya yönelik yayınlara ağırlık verdi. Yunanistan medyasında yer alan görüntülerde Yunan savaş uçağının Türk savaş gemisine kilitlendiği iddia edildi. Fransız yapımı savaş uçağıyla Türk gemisi üzerinden uçan Yunan pilotun Türk gemiyi bombalamak üzere kilitlendiği öne sürüldü. Yunan pilotun paylaşımında ise skandal ifadeler yer aldı. Pilot, paylaştığı görüntülerin üzerine Türkler bu dilden anlar notunu düştü. Türk savaş gemisine kilitleme yapıldığı iddiasının yalan olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Görüntülerin 2018 yılına ait olduğu belirlendi. Ayrıca görüntülerin kilitlenme değil, görüntüleme olduğu da anlaşıldı. Askeri kaynaklardan da görüntülere yalanlama geldi. Paylaşım Yunanistan'ın algı operasyonu olarak değerlendirildi.